يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kardeşlerimiz, bugün her bir kaysınızlığa sunmakçı olan dersliğimiz ihtiyat ve onunki türleri hakkında bulunur. Aziz kardeşler, biz aldınki dersimizden üzerinde Uluğ Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala ve Tekaddes'nin ya eyyühellezine amenu huzu hizrakum digen manı bu ayetteki ihtiyat ne? Düşmanlarının rezilliklere ve ulağının şerrinden sakınış için her vakit, her zaman, her makamda Müslümanlığının naite dikkat edilen duruşunun ihtiyatını Kur'an sünnetine uygun bir şekilde mükemmel tutuş arkalık, yani bunun dinkin din düşmanlarının türlük suikastları, türlük yili neyranları ve ziyankeşliklerinin sakınışının olduğunu eliş için fuhtu tayyarlık kılışının zürüyeti hakkında kısaca şerreleşlerini elip bağlanıyorduk. Bugün her bir kaysımızlığa del aşı ihtiyatının ki türlüleri hakkında dersimizi sunmakçı biz. Aziz kardeşler, her insanın kallısı da, şu cümleden Müslümanın kallısı da ihtiyat diyen bu ibare tılgı elinsela, ihtiyat diyen dikilli biz nurgun cihetilde başkalarının aldırıp dönüp bizgi ziyankeşlik kılıçları, ya ki bu müsü düşmanlık kılıçları veya ki her türlük suikastlığa uçurup kılıçlıdın biz ihtiyat kılmakımız lazım degen kokşaş bu noktalarda düşünümüz. Yani ihtiyat temisini malum bir dairege nukullaştırmalımız. Ameliyette ihtiyat bir kançılığın türlüğe bölünüdü. Delmanımış ihtiyatın ki birinci türü olsa her kandak bir bendenin özü üzerinden ötkezgen günah masiyetleri ya ki ötküzüp seliş ihtimali boğan günah masiyetlerinin özüden ihtiyat kılış gerek. Kanda ihtiyat kılıdı. Mesela bugünkü günün özüde bizden halimizden uçuluşu, ehvalimizden yakşılınışı, bizden ve biz düşkeyen zulüm ve zoravallıkların aslından kutuluşumuzun zürüyt hakkında nurgulluğun tepsiyeyle, nurgulluğun özara müzakirle ya ki her türlük Müslümanlığının ki özara kakşaştırı bulavudur. Ama mesela biz en aval günah masiyetledin, hatalıkladın, sehvellikledin, yırak turşumuz, Allah'ı semimi sığınıp tövbe istiğbar telişimiz ve bunun dinkin günah masiyetliği çökep kılıçdan hatalıklığını sadır kılıçdan ki olduğunu elişimizdir. Çünkü her kandak bir Müslümanın beşiği kegen kün, ya ki Müslümanların beşiği kegen malum musibetle, şu Müslümanların malum hatalıkları, malum kemçilikleri tüpeyle meydana kegen buluşu mümkün. Mesela bir milletin halinin unşulişi, şu milletin ıslah buluşu, şu milletin kişilikinin unşulişi, itikadının unşulişi, ahlakının unşulişi, muamele münasebetlerinin unşulişi, şu milletin özünün terakkiyatı ve yükselişine alaylı könül buluşu ve özünü terakki kıldırış olan münasebetlik hikayeliğini hepimiz bilimiz. Anda o vakta da bizgi yopurulup gelgen zulüm, bizgi yopurulup gelgen besimle, ya da azap okubetle, çokun bunun kilis sebepleri hem elbette üzümüzde. Şu Uluğ Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala ve Tekaddes, Kur'an-ı Kerim'nin özünde şundak toktulur. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ عُزْمٍ نُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Mana bu ayetten özünde Allah Subhanehu ve Teala, silage her kandak yetken her kandak bir musibet, sizlere her kandak bir musibet yetse, her kandak bir kıyınçılık yetse, nesilinin cinliğe, nesilinin meyliğe, her kandak yetken musibet, pebime kesebet eydikum. Sizlerin ötküzgen hatalıkınla, yani kollarını kesip kıgan nesil sebebilik, sizlerin ötküzgen cinayetlerinle, hatalıklarının sebebilik, meydana kegenliği.
Mana bizge yetken musibetle, meyli cinimizge yetsun, meyli melimizge yetsun, ey tavır, mana bu musibetlerden, bu kıyınçılıklarının ki, malum, çetilişlik, bağınışlık taraflarını mı? Pebime kesebet eydikum. Selanın ötküzgen hatalıklarınla, sadırkıgan cinayetlerinle, sebebidin boğan davatı da Allah-u Teala. Depilip, Allah subhanehu ve teala ve ya'fu an kesirin, Allah köplügen günah masiyetlerini, afu kuludu, hatalıklarını üçürdü dedi. Demek biz üzümüzün hatalığı tüpeyle, nurgulluğun kemçiliklerimiz tüpeyle, üzümüz sadırkıgan nurgulluğun hata, kademlerimiz tüpeyle, nurgulluğun musibet, kıyınçılıklığı uçurgan buluşumuz mümkün. Şuna her kandak bir kıyınçılıkların meydana gelişi, her kandak bir musibetin yupurulup gelişi, bu meselelerini biz üzümüzden ayırıp düşenmezlikimiz gerek. Bunun sebepleri mi? Yine üzümüzün tepulu. Çünkü dünyada hiçbir sebepsiz iş yok. Hiçbir sebepsiz bir insanlığa kılıdığan zulüm yok. Şuna biz bu zulüm kütelsi olurdu. Bugün beşimiz kıyken bu ığır külle kütürülüp kesi olurdu deyitkenimiz o halde aval üzümüzü onşu mıkımız, üzümüzü ıslah kımıkımız ve üzümüzü günah, masiyet, hatalıklıdın, Allah'a asip ulaştın, yırak tutmakımız lazım. Mana bu del ihtiyatının birinci türü. Her kandak bir Müslüman bilip bilmeyi günah, masiyet, hatalıklığını sadır kılıçtın ihtiyat kılmak lazım. Hata yolları kırıp kılıçtın ihtiyat kılmak lazım. Şu Müslüman her kanda bir faaliyetini ile bağlı vakti de çokum aldıkayını pahitip durup şu faaliyet Müslümanlığı paydalık mı ya ki ziyallık? Üzgü paydalık mı ya ziyallık? Şu yol, şu işininki kiyilliki ne görüp ne durdu? Mana bu noktalarını alay çıkışıp durup bunu ölçüp durup mana muşunda kadem basıldı. Demek ihtiyatının ikinci türü olsa ne edigen çağda her kandak bir bende Allah subhanehu ve teala ve tekaddesinin şu bendenin ki ötküzgen hatalıkları, günah ve asiyetleri ya ki bunması şu bende sadır kılavatkan her türlük Allah asi buluduğun asikarlık hareketlerine nispeten Allah bilmeyi kaldı ya ki bunmasa muşundak ketiyle vurduğa okşayımız yiyenin yiyençe işkenin işkençe hiç kandak bir hayatlıkının bu dünyanın hiçbir hisavatı yok okşaydı. Bunun hisavatı yok dünya okşaydı da kılıçtın agah oluş gerek. Çünkü dünyanın ilgisi var. Dünyanın ilgisi Allah boğunurken şu uluk Rabbimiz Allah subhanehu ve teala ve tekaddes her bir insanın üstünde onun yakşı yaman faaliyet meşgulatlarını hatırlap durduğun onu bir hüccet süpte de hatırlap durduğun periştelerine bir gitti. Allah her insanın kılmış etmişlerini, faaliyet meşgulatlarını Allah bilip durdu, uf durdu. İnna Allah alimun bizzati sudur. Allah insanların könlünün ne mi ne oylugan bosa, kalıp durdu, ne mi hiyallah onun kalbinin keçken bosa, Allah onu biliyordu. Lekin şundaktı mı, Allah subhanehu ve teala yanı paki süpüte de insanların her bir yakşı yaman faaliyetlerini katlep durduğun da bizim üstümüzde işkidanı periştine mahsus bir kitken. Biz hacaba bizim öldürümüz eğer küstüş aparatları bitilse ya ki keynimizde küstüş aparatları olsa belki bizge okşuğan insanların ihtiyat kılıp benim ma hareketimini kırap kalıdı, ma faaliyetimini hukuk kalıdı, ben dikkat kalayıcı, dikkat kımıkım lazım o deyip biz şu kadar sünniyle işip getişimiz mümkün. Ama bizim 24 saat meyli yatkan da bu olaylı, meyli uklap kopkan da bu olaylı, meyli üzümüzün kollektif ya ki şahsi yalnız kalan faaliyetlerimiz de bu olaylı, bütün faaliyetlerimizi uçturduğun, bilip durduğun, onu hem katlep durduğun, üstümüzde onu bilip durduğun Rabbimiz katlep durduğun periştiler bu. Ama biz bunun hayal kılmakımız lazımdı. Mana bu yerdeki mesele şu kadar mühim bir mesele. Biz Allah'ı şençin bağımlısı bağdayımız. Allah'ın azmazımın bütün kainatının Rabbi kelliğine imanın bağ modisi bağ değilmiş. Kıyametke imanın bağ modisi bağ değilmiş. Ama her bir faaliyetlerimizde aşu kıyametinin üzeri hesabatımız ıgır kulap kılıçtın enserap durup puhtuluk olan zadı Allah mana bana toğur buyurdu mu buyurmadım bu delil ispatlık Kur'an sünnetke uygun buldu mu bulmadı mı? Ben bu şu faaliyet olan zadı Allah'ın acir sevabı erişime mi erişmem ben mi? Benim bu elib bağın faaliyetimde halıslık köreldim mi? Körelmedi mi? Man bu noktalarını çıkış kılıp besiş bizgi zürültü, efsus biz bununla alayda dikkat itibarımızı bilemeyemiz. Eğer yolda bir maşine edip gitip katına sakçısı var iken yolda tosap durup duysa, biz eğer bel tasmını takamadan bulsak aldırıp dinip vay sakçı körep kalsa bizden pul alıttı, cerimanı alıttı deyip derhal biz bel tasmalarını takaymış. Ama her vakit
Allah bilip durduğallıkıga, periştenin hatlep yazıp durduğallıkıga imanımızın bağlıkını dava kılımız yok ama Allah'tan haya kımavatımız. Periştenin yazıp kılıçlıdan ihtiyat kımavatımız. Şunun için bana kapırla, ya ki müşrikle, ya ki pasıkla, ey tavır bula Allah'a ve Allah'ın yani ahiret günüsü ki iman etmeğallık için, imanı kamil bu muğallık için ne müşkılıdı ola? Şu üzünün daha yapmış hayatının üzerine hakiki hayatlık da biliyordu. Şu onu yap işçiydi, oynap külüdü. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şundak bir hakikatle hem oturgu kuyalgan o kayse diken çağda فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Allah Teala mana bu ayetten özede şunda bir hakikatni oturup yuvatadı. Ola özürge kılınğan nasihatlini unutğan çığda biz ulanın özüge ulanı sınaş yüzsüdün barlık paravallıkının darvazılarını ulağı içi ve tıklaydı. Ula ulağı kılınğan nasihatni özürge kılınğan nasihatni unutup de biz ulağı kanda kıldık fetahna aleyhim ebuvabe kulli şey. Barlık paravallıkının darvasını biz ulağı içi ve tıklaydı. Deppulap Allah Subhanehu ve Teala ne mi deydi? Hatta iza farihu bima utu bula özlüğü birilgen bu nimette bilen hoşallanıp huzurlanıp tuğal vaktada ağaznahum bagtatan ulanı tuyuksuz mana azapka giriptar kıldık. Tuyuksuz cezaladık ulanı dedi. Tarıkta at kavimdir şunda oldu, Semat kavimdir şunda oldu. Bugün biz hud ölmeydiğen de geçişimiz mümkün. Ölümünün kaçan kildiğallıkına nispeten bizge inek bir signal bulmağallık için biz her vakit hayat diye muşuğu, yiysemle, islamla oynayıp külsemle buluduğa okşaydı deyip halıganç yaşışımız mümkün. Ne hayatımızı inek kuruşan planımız yok, ne hayatımızda inek Kur'an sünnetki uygun bir ameliyatçallık takı yok. Üzümüzü üzümüz aldap kitiyle bir işimiz mümkün. Ama oylumuğa yedin bu hayatlıktan ayrılığa vaktimizde, bu hayatımız ahırlaşka vaktada biz pişayman kılımız, yığlayımız, zarılımız ama bizim şeymallarımız, bizim zarınışlarımız asla bizge hiç kandak bir kulka menfaat vermeydi aziz kırındaşlar. Menfaat vermeydi. Şuna her kandak bir Müslümanın özü özüge şu kadar talepini yukarı koymak lazım. Her kandak bir Müslüman özüge talepini yukarı koymak lazım ki zaten bizim hayatımız o kadar kıskıyken biz kıskığını boğan bu hayatın özü de özümüzge talepini yukarı koyup palallık kadem besmamızak olmayıdken ve şundaklı biz her zaman yiysemle içsemle bu hayatlıkta plansız, nişansız, yaşsamla iş bitirdiği akşaydı deyip öteyle versen bulduken deyip kalmasıkımız gerek. Ve her vakit bu kulumuzdaki bu dünya turu ile vermeydi. Bugün bay oğa adamının ertesi namara tokkalışı mümkün. Şunun hayatta yaşlıkla ganimet bilişimiz gerek. Hayatımızda ganimet bilişimiz gerek. Bunu kadirlişimiz gerek. Hem şundaklı hayatımızda bizgi birilgen boş vaktlığını mı kadirlişimiz gerek? Allah tarafından birilgen her bir nimetinin kadirge yetişimiz gerek. Eğer oylu mugayyadın toyuksuz ölüm kese, toyuksuz ceza alınıp kalsak, pişayman kıtma ülgürüp bulanmayımız aziz kırındaşlar. Bana bu ihtiyatın üçüncü türü olsa, her kandak bir bendede ki yani öz nefsinin ihtiyat kılış gerek. Neymiş öz nefsine ihtiyat kılış gerek? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala mana bu insanın nefsini süpetliğe vaktada innen nefse le emmâretun büsü. İnsanın nefsinin her vakit yamallıkkı naiti meptun ikelligini, her vakit hatalıkkı naiti amurak ikelligini mana bunun da alayda otur koygan buldu. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam üzünün mübarek hadisi de hubbetin nar bi şehvat ve hubbetil cenne bil mekare. Devzak şehvetle velen, insanın özüge kızıktırıp durduğun, celbıktırıp durduğun nesile velen koşalgan. Devzak olsa, cennet olsa, mekare, yani insan o kadar yaktırmaydıgan, insanı kıyın kildiğen, dişvar kildiğen, mana bu emelle velen koşalgan dedi. Karabakılız buradırlar. Hayatlığının özü bir intihan. Hayatlıkların özü bir sınak. Biz bu imtihan sınaklıdan ötüşümüz gerek. Dünya mezraatul ahira. Bizim yaşayan bu hayatlıkımızın özü ahiretlikimizin tarihçılık meydanı. Her zaman biz imtihan bir vatımız. Kimdir ilmi ölen, kimdir iktisadı ölen, kimdir iktisatsızlık ölen, kimdir her türlülük vezifle ölen, teklifatla ölen biz imtihan bir vatımız. Biz bu imtihanda ötmekimiz lazım. İmtihandan ötüş gerek, ötüş için nemiş kılış gerek. Her vakit nefsimizin kontrollüğünden, nefsimizinki bizge hükümran bu kılışlardan agah bulaşılan, üzümüz üzümüz doğru tizgillep, üzümüzün nefsi üstünden galip gelişilen, biz bu imtihan sınaklarının öteşke teşmekimiz lazım aziz kırındaşlar. Dünyada üzünün nefsigi yenilgen, üzügi yenilgen insan her nesigi yenilir.
Bunu unutup kalmanın aziz karındaşlar. Üzüge yığılıp kalan insan dünyada her nesil yığılıdır. Bunu düşünüp kalmak lazım. Dünyada biz kapırların zindallarını, kapırların korkanlarını, o kadar hatarlık zindan, hatarlık korkan da bilişimiz mümkün. Ama insanla nispetten, bir Müslümanla nispetten şu Müslümanın nefsi, şu Müslümanın yüzü, bu Müslümanla bir katlı zindan bu. Katlı düşman bu. Eğer insan üzü üstünün galip kelemese, üzünün nefsi üstünün galip kelemese, o halde bana bu insanın üzü hiçbir hayatı da hiçbir nesnin üstünün galip kelemeydi. Şunu biz üzümüzde yığılıp kalmasımız gerek. Hayatlıkta nurgun pahaliyetildi mağlup boğan insanlar, nurgunluğun pahaliyetildi mağlubiyetçi boğan insanlar asasen üzüge yığılgen insanlar ola. Biz üzümüzde yığılmasımız gerek. Şunun çoğuna eşeddi düşmelerinin içinde en eşeddi düşman insanın nefsidir. Şuna insan nefsi de devamlı isiliysem, isilkeysem, isil oynasam deydiğin tabiyetle mevcut. Ama biz bu nefsimizden kuyuvetsek, nefsimizin kendinden sokuldusak o halde tuyup tuymayla üzümüzün nefsini ilahlaştırmalıyız aziz kardeşler. Şuna Allah subhanehu ve teala her zaman selibizini bana bu nefsinin ki iskencisi düşüp kılıçtın, nefsini kulu olup kılıçtın, selibizini Allah subhanehu ve teala ve tekaddes her vakit saklıgan bulsun aziz kardeşler. Ende bu elke neminin ki muşu ihtiyatının ki törtüncü türü olsa hem her kandak bir bendenin her kandak bir insanın ki yani üzünün ki ehlidin balıvaklılırdın mı ihtiyat kılmak lazım. Ehli balıvaklılırdın kanda ihtiyat kılıdın. Bunun ihtiyat kılıp kokap uluğumu sıra etmeyi ulağı işlerine yürüyemdi. Yok bu bir yerde dilavatkan neyse her vakit ehli avlat onun için bir amanet. Ayalı amanet. Perzetler amanet ve bu amanetin üzerine doğru revişte itekleş gerek, doğru revişte bununla mesul bulaş gerek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti de ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey mümin boğan kişiler, avan üzenlini, anındayken üzenlinin ehli ayal balıvaklarını, kalancısı Adem ve taşlarını ibaret boğan devzaklı ortadan kogdap kılınla, saklap kılınla degen bu buyruğunu verdi. Bunun diki saklap kılış, bunun fışkakı ekirip, öydün talağı çıkmayı, oltuğuz işlem bulmaydı. Ulağı doğru akili güçü gerek, doğru ideye sındırış gerek, doğru fikir sındırış gerek ve ula mandığın yolunu Kur'an sünnetki uygun revişte köksütüp veriş gerek. Mana muşundak boğa vaktimizde anandayken biz ulağa mesul olgan bölümümüz hem ulağının kalancısı Adem ve taşların ibaret boğan devzaklının otadın saklap kalan bölümümüz. Her kandak bir insan özü de özünün ehli ayarlarına mesul bulalığı dek, perzettirgi mesul bulalığı dek bir kabiliyetini yitildi mi yitirip kandak mı ulağa mesul olalısın, kandak mı ulağını kodak kalalısın. Şuna her insan özünün nefsi üstünden yukarıda da galip giriş gerek. Törtüncüsü her insan özünün ehlinin ihtiyat kılış digende şu ehlini yani ballarını ek çok kupu yaştın. Ehli balıvaklarını günah mesiyetliğe halıganç koyup koyup ulağa mesul bulmasıktın ihtiyat kılış gerek. Ve şundakla bulanı yani şundak Kur'an sünnetki uygun şekilde terbiyeler ayrı bir mesele olgan olsa ulağı derecenin taşkırı muhabbetini bir koyup hatta ki dini teklifatla, dini mecburiyetlerini öteştin ula tosalgılık kısmı yana şu şekilde yol koyup meniştin ihtiyat kılmak lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kul imkana abaukum ve abnaukum eytin ey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sizlerin dadılarınla, balılarınla, kırındaşlarınla, cemaatinla ve emvalun iqtarabtumaha sizlerin erişmekçi olan mal dünyalarınla ve ticaretin takşavına kesadaha ve yaram buluştun sizi ensirgen ticaretlerinle, sodalarınla ve mesakini tardavnaha sizler razi olutkan, hursan buludugan Ali İmaret dağçılarınla ahabbe ileykum minallahi ve rasul sizlerge Allah'ın Resulü'dün şundaklı bu yolda yani köreş kılıçtı suyumluk bosa patarabbasu hatta ye'atiyallahu bi emri Allah'ın emri keygen kadar kütüğünlü dedi. Mana bu yerde ata-ananın, balıvakının, dünya, mal dünyanın, soğudulunun, hatta Ali İmaret dağçılının muhabbetini Allah tarazının bir beşti koyup koyup, ikinci beşi de Allah'ın Resulü'nün muhabbetini ve bu yolu köreş kılışını ikinci bir beşti koyup koydu. Eğer mavo, sekstürlük neyse Allah'ın Resulü'nün muhabbetinin ve Allah'ın Resulü'nün yakışık ögellikinin ihbarisi süpüde de kurban biriştin, bu besip şüp gitip kalsa Kur'an-ı Kerim bunu pasıkla bir gün kıldı. İnnallâhe la yehdil kumel pasıkıyım. Allah pas kavmi hidayet kılmaydı.
İslam'ın davasını kılışımız mümkün, şuartı oluşumuz mümkün, Müslümanlık carilerini serişimiz mümkün ama mesele sıra biz uyluğundak olmayı kalırız, kırımdaşlar. Şunun için hakiki hidayet şarabını içişimiz gerek. Hakiki hidayetke layıklaşkan, hakiki müminlerde mi oluşumuz gerek. Bunun için bizden perzetlerimiz, bizden balı vakılarımız, her vakit biz için bir intihan, hem şundaklı bir sınak. İnnemâ emvâlukû ve evlâdukum fitne. Bu bir sınak. Silahının baldığını yalarınla, perzetlerinle, silah için bir intihan dedi Allah. Sınak dedi, biz bu sınakla ötüşümüz gerek. Yani hoş, mana bu perzetle, mana bu balı vakıla, mana bu nesile Allah ve Allah'ın itaatidin ve Allah'ın yolu da küreş kılıçtın, tusalguluk kılıçtın ihtiyat kılmak lazım, agah olmak lazım. Şunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven aduven lekum fahtaruhum dedi. Ey mümin boğan kişiler, şeksiz ki silahının ki ayarlarının içindedin, perzetlerinin içindedin, silahı düşman bulduk Allah'a. Bunların ihtiyat kılınlar. İhtiyat kılışkan da kılınlar. Dikkat kılınlar, dikkat tuturunlar. Bunların iskencisi küçük kalmanlar. Bunlar silah için koydu kişen bulup kalmışsın, atlap ötkül olmaydıkan devam bulup kalmışsın. Her zaman bu fakat bir nimet, bu fakat silah için bir intihan sınak, silah bu sınaktan yetişimli gerek davetidir. Yani Allah Subhanahu ve Teala yani bir ayette, ya eyyühellezine amenu, la tulhikum envalukum ve evladukum en zikrillah. Ve men yef'al zâlik fe ulaike humul khasirun. Ey mümin boğan kişiler, silahının mal dünyalarınla, silahının perzettirinle, mal dünyalarınla, silahını Allah'ın zikridin yüz öğretip koymuşsun, kaşılı kılmışsın silahını, tosap koymuşsun silahını. Ve men yef'al zâlike fe ulaike humul khasirun. Kim ki şunda kılsa, mana bu ziyan tatkallarının katarıdın, buludu deyip Allah-u Teala alayda siz bizge mana bu hitabın özünü belgen buldu. Allah saklısın. Biz ziyan tatkıçılardan bulup kılışıdın, bulup kılışımızdın her vakit ihtiyat kılmakımız lazım aziz kırındaşlar. Mana bu ihtiyatın 5. türü olsa her kandak bir bendenin ki özünün sorundaşları, özünün ülpettaşları hem dikkat kılış gerek. Şunu Allah Subhanahu ve Teala bağırlık müminlerine, imanlık insanlığa ya eyyühellezine amenu kunu ma'as-sadiqin. Ey iman etken kişiler, ey mümin boğan kişiler, sela sıddıkla olan bir gibi olanlar dedi. Selanın sepleriyle sıddıkların seplerinin uğruna olsun. Kazzaplarının gidinemez. Renvaz, şekilvazlarının içi dinemez. Selanın sepleriyle hakiki müminlerin sepleri de olsun. Sela hakiki müminlerin sepleri de uğruna ilanla. Selanın sepleriyle de sahtipezle. Aldamçıla bulmuşsun. Şunun için müminler de hem satmaydıgan hem setilmaydıgan ruhu oluş gerek. Biz üzümüzün kırındaşları hem setip kalıdığan hem setilmaydığan manda haletini verip akılış gerek. Biz hem satmaydığan hem setilmaydığan ruhunu şekillendiriş için bizde mükemmel iman, mükemmel akide berpa buluş gerek. Hem üzümüzge mükemmel talep kuyuşumuz gerek. Mana bu kunu ma'as-sadiqin. Silahının seplerinle sıddıkla ölen bir gibi olsun. Sadıklının sepidin uğruna ilanla. Diyen mana bu buyruğunun ki talep prinsipine mükemmel emel kılış gerek. Eğer biz dünyada her hıl şekildeki insanlar olan arılışıp yüksek, üzümüz bilgençe, el mer'u me'emen ahabbe. İnsan her zaman üzü yakışık öken insanlar olan bir gibi olduğun neyse. Şuna Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün bir mübarek hadisi de men a'ta lillah ve men a'a lillah ve ahabbe lillah ve abgaza lillah fakat istekmelel iman. Bir adam Allah için birerlise, Allah için çekleyelise, Allah için dost tutup, Allah için üzkürelise fakat istekmelel iman. Mana bu kişinin özü de hakiki iman kamil olan oldu. Biz iman kamil olduğun insanların bulaşı için biz kişilerle boğan dostluğumuzu Allah rızalıkla bağlap durup çatkınımızda hem şundakla hakiki üzümü sadık, semim rastçıl insanlığın boğa vaktimizde inşallah uluk Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes silibizge semim rastçıl insanlığını yana dost kıpıyordu. Şundak kişilerini bizge ülpettaş, sorundaş kıpıyordu. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şunda bir mübarek hadisi var. Yani yakşı bir hemra olan, yaman bir hemranın misalini sözlep, yakşı bulgan hemra, kudu bir ihbarını satkıcı, ihbarını kötüye gücü okşaydı. Yaman hemra, kudu bir körekini püydü gücü okşaydı. İhbar satkıcı, yani ihbar emberini kütür vak uçudun, ya onundan biz setivalimiz, ya onundan bir naayeti isil furakını dediğimiz. Ama körek püydü gücü, ya bizim köyde rap kuydu, ya onundan bedboy furakını dediğimiz. Şunun için her insan, özünün arlışı vatkan insanlığı tersi,
bunuğa diqqət qılmaq lazım. Çünki insan özünün mühitinin təsiri uçuraydı. Özü aralaşqan kişilərinin təsiri uçuraydı qallığı inək. Şunu biz her zaman bizge namuvaqq yol köksütüp qaldıqan, tətür fikir idealini sındırıp qaldıqan, bizden en doğru yollarımızdan kaydırıp qılış rolunu aladıqan bir türküm, yani şunda könlü, niyeti, kalbi pakiz bulmağan insanlarınki səhvlerden, insanlarınki rədd tertibidin, urunlu qılıştın Allah səhvli bizde saklısın. Mana bu ihtiyatının ki 6. türü olsa, her zaman müminler yani kanda kılış gerek, din düşmanlarından şerrinden saklanış için, ziyankeşlikten saklanış için ihtiyat olan fıhtı tayyarlık tutuş gerek. Her zaman fıhtı tayyarlık kılmadan da olmaydı. Biz her vakit can haleti tutmak lazım. Bir mümin her vakit Allah'ın yolunda kureş kıldığan, Allah ve Allah'ın dininin âli buluşu için özünü tayyarlap durduğun bir kişi. Gebbelallah emez. Cismanen hem, iktisaden hem, siyaseten hem, her zaman çokum özünü kurallandırıp duruş gerek. Tayyarlık haleti duruş gerek. Şunda boğa vakti de anın dinkin manı bunun nispeten ziyankeşlikle, türlülük yiline yaranla ve siyasi uyanla onun üstünde oynayışının aldığını ağlı olurdu. Hiç olmadan çağda Müslümanların beşik egen ziyarlarını yengilletkili olurdu. Ya ki malum ziyarlının aldığını eriş mümkünçilik olurdu. Şunun için bana din düşmeler her vakit meyli Yahud, meyli Hristiyan, meyli dinsiz boğan Hıtay tecavüzçileri bana bulanın her kandak birisi biz dünyanın kayırgı barayla bizgi boğan düşmelerini hiç zaman tohtatmaydı. Biz onu düşmelik Katar'ın çıkırı öpken taktırdım hatta. Biz düşmanımız emesli o diyen takdirdi mi, o bizim düşman deyip tonuydu. Bunun için bizim sepetlerimizi yemirdi, bizgi birbirimizi işenmeydi, kan kıyafetlerini şekillendirişini tırışıdı. Bizde şu kadar çeçelen kuluk, birleşenmezlik haletlerini berpa kılışkı uğrunadı. Biz ulanın depoga usul oynamasıkımız gerek. Ulanın mana bu rezil hareketlerine biz fırsat yaratıp emesikimiz gerek. Bunun için kanda kılış gerek. Her zaman mürgün mürüntirep barlık mümin Müslümanla halis mellik ile birbirine kundu tutuş gerek. Birbiriyle ümitipak ulaş gerek. Manın uçunda boğa vaktimizde biz mana doğru ihtiyat tutan bulumuz ve şundakla Allah'ın dinine, İslam'a yaramlık eden bulaş asasımızı yaratkan bulumuz. Aziz kardeşler. Oğlu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala hemimizde tevfik hidayet besin, kalbimizi ıslah kılsın, hemimizde dinga, İslam'a ve İslam ümmetine şu cümleden Uygur Müslümanlara kereklik ademlerden boğulması kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.